İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün bırakmak ve tutunduklarımız üzerine konuşmak istedim. Neyi bırakmalıyım diye içinde bir soru beliriyorsa, zaten neyi bırakman gerektiğini sen biliyorsundur. Zaten o sebepten bu videodasındır. Belki de uzun süredir kendi içinde sana sürekli olarak bırak diyen, aslında neşe ve rahatlık veren o sesin belki dışında da ifade bulmasını istemişsindir. Ve bu video bu amaçla çekilmiştir. Belki de içindeki o sese dışarıda bir ifade bulmak içindir. Neyi bırakmalıyım? Eğer bu soru içinde yankılanıyor ise belki de tuttuğun her şeyi bırakmalısın. Çünkü tutunmak bu hayatın neşesinin önündeki bir perdedir. Hayat daima neşe ile var olur. Fakat sen onu tutmaya çalıştıkça işte bu neşe perdelenir. Bu da der ki hayatta her şey gelir ve geçer. Ve bunun farkında olursan, bunu gördüğünde bu kederin ötesine geçmektir. Bu ışıltılı yoldur. Yine bu da der ki bu dünyayı bir hava kabarcığı, bir serap olarak gör. Böyle göreni ölüm görmez. Bu ne demektir? Bu hayat gerçek algılanmaktadır. Çünkü zihin bu hayatın gerçek algılanmasına programlanmıştır. Fakat aslında hepsi bir filmden, bir rüyadan, bir oyundan ibarettir. Bunlar sonsuz öz olan senin sürekli olarak kendi hayalinde var ettiği görüntülerdir. Tüm algılanan aslında bir rüyadan ibarettir. Ve bu oyunda her şey değişmekte ve dönüşmektedir. Hayatın güzelliği zaten sürekli olarak değişen ve dönüşen olmasındadır. Tüm sıkıntı değişeni dönüşeni durdurmaya çalışmak, tutmaktan kaynaklanır. Tüm deneyimler geçer. Tüm duygular belirir ve geçer. Tıpkı doğa gibidir. Gökyüzündeki bulutlar sürekli olarak akıp geçmekte ve sürekli değişmektedir. Kafanı her gökyüzüne çevirdiğinde bambaşka bir görüntü görürsün. Çünkü hayat değişmektedir. Akan nehir sürekli değişir. Doğada her şey değişim üzerine kuruludur. Sıkıntı işte bu değişimin önüne set çekmekten kaynaklanır. Ve değişim durdurulamaz. Bir akarsuyun önüne bir duvar örebilirsin. Fakat işte o halde akarsu o duvara daha sert vuracaktır. Ve sen hayatın değişiminin önünde durduğunda hayat sana vuracaktır. Hayatın zor algılanmasının sebebi budur. Tutunmaktır. Kederin sebebi budur. Tutunmaktır. Duygular geçip gider. Düşünceler belirir, gelir ve gider. Düşünceler sana yapışmaz. Duygular sana yapışmaz. Deneyimler sana yapışmaz. İşte onların sana yapışması mümkün değildir. Fakat senin onlara yapışman mümkündür. Onları tutan, onlara tutunan sensindir. Deneyimler sadece bir film olarak bu hayatta belirir ve sen onları bıraktığında onlar da bu alemden silinir. Tıpkı ekranda baktığında sinemada görüntülerin sürekli olarak değişmesi gibidir bu hayat. Sen gözünü açtığında yeni bir hayat belirir, gözünü kapattığında görüntüler biter ve gözünü tekrar açtığında tekrar yeni bir görüntü belirir. Her yeni güne başladığında o yeni bir gündür. Fakat sen zaman çizelgesinde yaşarsan, yani zihinden bakıp, zihnin bu filmi sıralandırmasına zaman deyip ve bir zamanın olduğuna inanır isen, o halde sen zihninde geçmişe tutunursun. Ve bu halde de sürekli olarak aynı geçmişi izler durursun. Nehrin akışının durdurulması mümkün değildir fakat sen bir anlık görüntüsünü zihninde sürekli olarak oynatabilirsin. Ve işte bu hayatın neşesinin, hayatın huzurunun, hayatın keyfinin önünde bir perde olacaktır. Çünkü sen tutmaktasındır. Ve işte bu tutma hali
aslında seni illüzyona sürükler. Çünkü zaten bu hayat bir illüzyondur, zaten oyundur ve sen bu oyunu oynamak yerine bu oyunun içine bir katman daha derine bir oyun daha, bir illüzyon daha atarsın. Bu da sıkıntı yaratır. Eğer olanı olduğu gibi kabul edersen ve tüm hayatın değişim üzerine kurulu olduğunu kabul edersen ve sadece tüm olanın tanığı olmaya geçersen, yani tüm hayatı gözlemleyen olmaya geçersen, neşe zaten görünür. O neşe sana bir yerden gelmeyecektir. Huzur sana bir yerden gelmeyecektir. Huzur sana bir yerden verilmeyecektir. Zaten zamanda, mekanda yoktur. Bir başkası da yoktur. Her şey sensindir ve sen saf huzur, neşenin kaynağısındır. Peki sen neşenin kaynağısan, neden bunu hissedemezsin? Çünkü tutunursun. Oysa bıraktığında görürsün ki sen zaten o neşenin, o huzurun kaynağısın. Burada zihin sorar ki biliyorum. Fakat nasıl bırakmalıyım? Nereden başlamalıyım? Bırakmaya giden bir yol yoktur. Bırakmanın kendisi yoldur. Yani geçip gidenin gitmesine izin vermek basittir ve yolun kendisi budur. Seni varacağın noktaya, aslında varılamaz, zaten olduğun noktada olduğunu görmene vesile olacak şey, işte bu tuttuklarını bırakmaktır. Neyi mi bırakmalıyım? Bildiğin her şeyi bırakmalısın belki de. Bildiğin ve tuttuğun her şeyi bırakmak. Kişiliği bırakmak, tuttuğun düşünceleri bırakmak, tuttuğun deneyimleri bırakmak. Bu zihin için korkutucu gelir. Belleğimi mi, hafızamı mı kaybedeceğim diyebilir. Kaybedilecek bir şey yoktur. Aksine tüm bu belleğin, tüm hafızanın üstündeki toz perdesi kalkar, hepsi daha berraklıkla görünür olur. Sen sadece onları izliyor, tutmuyor, sahiplenmiyor olursun. Sahip çıkacağın tek bir şey varsa o da kalbindeki aşktır, sevgidir. Bunun dışındaki her şey zaten bir illüzyondur. O halde bunun dışındaki her şeyi de bırakmak yeterlidir. Her şeyi bırakmak dediğimde direkt zihin dış dünyaya yönelir. Çünkü dış dünyanın, yani görünenin, algılananın, beş duyu ile algılananın gerçekliğine inanır. Ve bu yine korku yaratır. O zaman ben eşimi mi bırakacağım? İşimi mi bırakacağım? Bu hayatı bırakmalı mıyım? Bir dağ tepesine gidip orada mı yaşamalıyım? Budist tapınaklara gidip oralarda her şeyi bırakıp sadece orada mı yaşamalıyım? Ya da bir Tibet'te bir dağın tepesine mi çıkmalıyım? Bir köye mi gitmeliyim? Bunlar değildir. Dış dünyada bırakman gereken hiçbir şey yoktur. Çünkü özünde aslında bir dış dünya da yoktur. Bu zihnin oyunudur. Sana bu hayatı bırakman gerektiğini inandırarak seni korkuyla doldurur ve yine asıl bırakılacak olana, tutunmana vesile olur. Asıl bırakılacak olan içeridedir, dışarıda değildir. Nedir? Her şeyle olan bağlarını bırakmaktır. Bağlantıda olmayı değil, onlara bağlanma halini bırakmaktır. Senin saf halinle, sonsuz özünün her şeye ve zaten sana yettiğini bilerek bırakmaktır. Çünkü insanın tutunmasının tek sebebi kendini belki de yetersiz hissetmesidir. Kendini sevgisiz hissetmesidir. Peki saf sevgiden var olmuşken, sevgisiz olmak mümkün müdür? Sevilmemek mümkün müdür? Yaradanın aşkı, Tanrı'nın aşkı daimi olarak seninledir ve o hep sendir. Bunun dışında hiçbir şey mümkün değildir. İnsan kendini sevgisiz ve yetersiz hissederse tutunmak isteyecektir. Bu madde biriktirmek gibidir. Kendini yeterli hissetmek için sürekli olarak daha fazla madde biriktirmek, daha fazla madde almak gibidir.
Düşünce boyutunda, duygu boyutunda, deneyim boyutunda da bu bundan farklı değildir. Kendini yeterli hissetmediğinde ve belki de saf öz olduğunu, tüm bu varoluşu var eden saf öz olduğunu unutma halinde daha fazla deneyim, daha fazla anı, daha fazla düşünce, daha fazla duygu tutarak kendini bir sevme haline geçmeye çalışırsın. Oysa bu oyundur. Bu seni senden uzaklaştırır. Oysa sen cesaret gösterip iç dünyanda tüm tuttuklarını bırakma cesareti gösterirsen, zaten seninle arandaki tek şey o tuttuklarındır. Bunları bıraktığında senin üzerindeki toz bulutu bir anda dağılmaya başlar. Katman katman açılan bir lotus çiçeği gibi alttan saf neşe parıldar. Çünkü sen zaten saf neşesindir. Hayatın büyüsü parıldamaya başlar. O halde hayattan kopmaz, aksine hayatın tam içine dalarsın. Bırak dediğimde hayatı bırak demek değildir. Bırak dediğimde yaptıklarını bırak demek değildir. Bırak dediğimde ilişkilerini bırak demek değildir. Sadece onlarsız yaşayamayacağını, tuttuklarınsız yaşayamayacağını düşünceyi bırakmaktır. Sahiplendiğin düşünceleri bırakmaktır. Ve bu sahiplenilmiş düşüncelerden yarattığın kişiyi bırakmaktır. Çünkü kişi en büyük illüzyondur ve özünde de yoktur. Çünkü nasıl ki tüm hayat sürekli değişiyor ve gördüğün her şey aslında bir görüntüden ibaretse, kişi de sürekli değişmekte ve dönüşmektedir. Kişinin değişmesi, dönüşmesi de gayet güzeldir. Kişinin gelişmesi de güzeldir. Gelişimin bir sonu yoktur. Kişi sürekli olarak gelişecektir. Kişinin gelişmesi gayet doğal ve güzeldir. Fakat varacağı bir son nokta yoktur ve zihin tarafından bakıldığında asla doyum sağlanamayacaktır. Çünkü zihin doyumsuzdur. Kişiyi istediğin kadar geliştir. Daima bir sonrası ve bir ilerisi ve bir fazlası olacaktır. Oysa ben sana kendi içinde saf mutluluk olan, saf huzur olan, asla gelişemeyecek olan, çünkü gelişmek mümkün olmayan, zaten her şeyin en mükemmeli olan saf özünü hatırlamandan bahsetmekteyim. İşte o saf özün, yani senin içinde var olan o Tanrı'nın gelişeceği bir yer yoktur. Çünkü o kusursuzluğun kendisidir. Ve eğer kendi içine döner, tuttuklarını bırakır, yani seninle o arasındaki, seninle hakiki sen arasındaki tüm o tutunulmuş illüzyonları bırakır isen, kişi yine gelişmeye devam eder. Fakat kişinin olduğu nokta seni mutsuz etmez. Çünkü ortadan kusurlar kalkar. Kişinin kusurlu olmasında hiçbir sorun yoktur. Ben sana içindeki kusursuzluktan bahsetmekteyimdir. Onu bulduktan sonra, o kusursuzluğu kendi içinde keşfettikten sonra kişiyi sadece izlemeye başlarsın. Atilla'nın kusurları olabilir, Ahmet'in kusurları olabilir, Ayşe'nin kusurları olabilir. Çünkü bu kişidir, bu oyundur, bu roldür. Ve bu izlenmeye değer bir oyundur. Ve eğer kendini keşfeder, kendi içindeki o sonsuzluğa, kendi içindeki o kusursuzluğa açılırsan, bugün ben dediğin o role dışarıdan bakıp onun kusurlarının bile kusur olmadığını görürsün. Peki nasıl bırakmak gerekir? Sadece güvenerek bırakmak. Çünkü zaten bu ses sana içinden seslenmektedir. Bugün bırakmamanın, hala tutunmanın tek sebebi içindeki o sese duyduğun şüphedir. Çünkü o beş duyuyla algılanmaz. Ve beş duyuyla algılanmadı mı da zihin bunun çevresine şüphe örecektir. Şüpheyi bırakıp, şüpheyi ortadan kaldırıp,
artık içindeki o yüceliğe güvenmenin zamanı gelmiştir. Çünkü hakiki olan O'dur. Beş duyunun ötesinde olan O'dur. Tüm alemleri var eden O'dur ve sana kendi içinden seslenmektedir. Bırak. Her şeyi bırak ve rahatla. Teslim ol. Ve gör ki her şey neşeyle önünde parıldasın. Her neyi bırakırsan önüne serilir. Çünkü bu hayatın gerçek olmadığını sana hatırlatmak istemektedir. Tutundukların bu hayatı katılaştırır, yoğunlaştırır ve seni sürekli olarak bir zorluk halinde tutar. Oysa her şeyi kendi içindeki o yüceliğe bırakırsan ve arkana yaslanıp bu filmi izlemeye başlarsan zaten her şeyin neşeyle dönüştüğünü görürsün. O halde gökyüzündeki kuşları izlemek gibidir hayat. Açan çiçekleri izlemek gibidir hayat. Kuşların cıvıldamasını dinlemek gibidir hayat. Yüzüne esen o rüzgarı hissetmektir hayat. Hayat basit ve güzel şeylerdedir. Geri kalan her şeyi varlığının tanrısı zaten halletmektedir. Her şeyin yapanı odur. Ve yapılması gereken tek şey her şeyin yapanına her şeyi bırakmak ve bu hayatın tadına varmaktır. Tutunduklarını, tuttuklarını, sahiplendiklerini bırakıp arkana yaslanıp hayatın tadına varmanın zamanı gelmiştir. İşte bu halde ne yapılacaksa zaten senden yapılır. Fakat sen artık bu hayatın içinde yapan, mücadele eden değil, hayatın tadına varan olacaksındır. Artık kendine izin vermenin zamanı gelmiştir. Tüm tuttuklarını bırakıp hayatın değişen görüntülerden ibaret olduğunu idrak etmenin zamanı gelmiştir. Eğer doğayı gözlemlersen hayatın değişim olduğunu görürsün. Ve değişimin durdurulamaz olduğunu görürsün. O halde kendinle ilgili bu kadar şey tutmak niyedir? Sen çok sevilensindir. Ve sevgi için hiçbir şeyi tutmana gerekmez. Sen sevginin kendisisindir. Sevgi için daha fazlasına sahip olman gerekmez. Sevgi için deneyime ihtiyaç yoktur. Sevgi için düşünceye ihtiyaç yoktur. Sevgi için duygu biriktirmeye de ihtiyaç yoktur. Onların hepsi zaten sevgiden doğar, sevgi tarafından gözlemlenir, değişir ve dönüşür. Hepinizi çok seviyorum. Her şey kalbinizin istekleri doğrultusunda geçsin. Sevgiler.